Bütün siyasi parti genel başkanlarına mektup yazdım. Tarım, gıda, beslenme, ekmek, su, bu konuda sıkıntı olacak dedim önümüzdeki yıllarda. Büyük sıkıntılar geliyor. Bunlar daha bir şey değil. Ekmek 10 lira olacak bu gidiş. Bir çözüm önerisi hazırladım. Bütün siyasi partilere dedim ki genel başkanlarınız randevu verirse gelip raporu size sunacağım. Yeniden Refah Partisi'ne gittim. DSP'ye gittim. Büyük Birlik Partisi'ne gittim. Gelecek Partisi'ne gittim. Zafer Partisi'ne gittim. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gittim. Genel başkanları randevu verdi. Gittim dosyayı kendim sundum. İyi Parti ve CHP genel başkanları randevu vermedi. Genel başkan yardımcınız gelsin dediler. Hay hay dedim. Hiç sorun değil. Demek ki ekmek fiyatları arkadaşları ilgilendirmiyormuş. Ya da beni... Ne görüşmek istememişler. Olabilir. Kızmıyoruz, küsmüyoruz. Güvenliğe bırakın, sizi görmek istemiyoruz derlerse güvenliğe de bırakırız. Ama yine ahlak yoksunu bazıları MHP lideriyle ne görüştü diye yazdı. Onu ikna etti diye yazdı. Alçaklar, namussuzlar. Böyle konuşmak istemiyorum ama alçak bunlar. Ya 19 partiye mektup yazmışım. MHP'de bunlardan birisi. Gel görüşelim demiş, nezaket göstermiş. Dosyayı verdim. MHP ile niye görüştün diyenler, CHP Genel Başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı, siz niye randevu vermediniz, ekmek sizin için önemli değil mi diye sormaları lazım.